Şakir! Şakir! Telefonun alarmı çalıyor Şakir! Ne oluyor? 5 dakika daha. Kalk çocuğum, okula geç kalacaksın. Anne, bugün okullar tatil. Haberin yok mu? He? Ne oluyor? Oo, tüpsişeniniz azaldı galiba. Şaşırdınız iyice. Neyse, ben kahvaltıyı hazırlıyorum. Oo, tamam vurma. Herkese yetecek kadar sucuk var. Oksijen bitmek üzere. Bir gün önce. Evet, oluyor, oluyor. Bitti. Yapay zeka çalışmam bitti. Şimdi konuşalım bakalım. Yapay zeka, merhaba. Seni ben icat ettim. Hala bir bebekle aynı zeka seviyesinde. Yapacak çok işim var. Önce bir biberon bulayım. Ha? Bu da ne? Sesin geliyor mu? Ama bu ses uzun zaman önce uzayda kaybolan dedemin sesi. Koordinatlar 37, 22, 46, 34, 55, 25. Gelirken ekmek, yarım kiloda yoğurt al. Tava yoğurdu olsun, üstü kaymaklı. Ha? Ekmek mi? Seni bulacağım dede. Orada kal. Meteor, meteor, yağmur yağacak. Meteor, meteor, herkes kaçacak. Meteor, meteor, nerede açacak? Meteor. Ha? Bu şarkı yeni uydurulmuş. Hayırdır? Bak, bu gece meteor yağmuru varmış. Evet, hem de çıplak gözle izlenecekmiş. Bak, benim bu gözüm çıplak, bu gözümde giyinik. Ya! Çekil git. Lafı uzatmayalım. Meteor yağmurunu uzaydan izlemek istiyoruz Mirket. Bizi uzaya çıkarsana. Oldu canım. Dönerken de Merkür'e dolmuş yaparız isterseniz. İşim gücüm var, rahat bırakın beni. Kayıp dedemi bulacağım ben. Hazır mısın Necati abi? Hazırım. Elimde var anten, çatlasın çekemeyen. Necati! Necati o değil, diğeri. Doğru. Ödeşme kartı. Hayır! Şimdi bu ödeşme kartını nasıl kazandığımı hatırlayalım. Miras değil, alın teri. Necati indir beni. Olmaz. Fizik bilen adamım ben. Hiç Necati ile binilir mi tahtravalliye? Necati indir beni, ne istersen alacağım. Ödeşme kartı istiyorum. Tamam sus. İyi tamam. Herkes hazırlansın. Ben dedemi bulmaya gittiğimde siz de uzay aracından meteor yağmurunu izlersiniz. Çikipuyu. Hadi herkes giysin. Sonra uzay mekiğine. Oo, bunlar da neymiş? Hohoy! Muhteşem bir şeymiş bu. Meteor yağmurundan 1 saat kaldı. Alarm kurdum ki kaçırmayalım. Hoho! Bakın uzay mekiğinin hakkını veriyorum. Mekik çekiyorum. Ha? Necati bu nasıl bir soğuk espri? Mirket buz kesti. Yok yok, cam açık kalmış. İşte koordinatlara geldik. Burası eski bir uzay istasyonu. Ha? Şuraya bakın. Neler olmuş böyle? Hadi gemiden çıkıyoruz. Uzay istasyonuna geçeceğiz. Gidelim gidelim. Oranın camları daha büyüktür. Daha güzel izleriz. Oo, nasıl gideceğim ben şimdi? Hey yardım edin. Sesimi de duymadılar. Düşün Necati düşün. Telaş yapın, telaş yapın. Düşünmemiz gerekiyor. Bu hiç olmamıştı. Bir dakika, bir fikrim var. Buldum. Hapşu. 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 Duramıyorum. Bakın tüp roket oldu. Uzay roketine tüp taktıran Türk. Necati oynama şununla da gel hadi. Gazı bitti bunun. İmdat, beni de alın. Hapşu, hapşu, hapşu. İşe yaramıyor. Çok yaşa Necati. Üzgünüm Necati abi. Meteor yağmuruna 1/2 saat kaldı. Görüşürüz. Necati tüpünü az salla. Dibinde kalmıştır. Oh, işe yaradı. Korkutmayın beni böyle. Uzayla şaka olmaz Necati. Yer çekimini açıyorum. Ay, oh.
Yer çekimini hiç sevmiyorum. Yer en çok beni çekiyor. Azıcık da sizi çeksin. Her yer karanlık. Baba, geri mi dönsek? Kaskınızda ışık var. Işıklarınızı yakın. Gidip yağmuru izleyecek bir yer bulalım. Şakir, Necati, siz gidebilirsiniz. Remzi, sen benimle geliyorsun. Kaptan Köşkü'ne ulaşmamız lazım. Öf, niye hep ben? Tek yetişkin sensin çünkü. Necati de yetişkin. Bence pek değil. 1. Balkondaki demir. 2. Söylüyorum musiki. 3. Kafiye bulmak çok güç. Remzi, şarkı söylemenin sırası mı şimdi? Korkunca kafiyeli şarkılar söylerim ben Mirket. 4. Battaniyeyi ört. O ses ne? Kaset sıkışmış. Video kaydı olmalı. Gel hadi. Hey! 2001 yılına girmek üzereyiz. Ve hayvanlık sayemizde çok ilerledi. Uzayda çok önemli işler başarıyoruz. Yapay zeka, bize eğlenceli bir şarkı aç. Hata kodu 341. Hata kodu 341. Ha? Neler oluyor? Yapay zeka hata verdi. Ben bir gidip kontrol edeyim. Fikret hala gelmedi. Ben bakıp geleceğim. Kesin başına bir iş geldi. Olamaz, olamaz. Hata kodu 341. Hata kodu 341. Yapay zekada bir sıkıntı var. Tümden kapatıp evle kontrole geçeceğim. Başka şansımız yok. Kandırdım. 5. Remzi, benle helalleş. Mirket efendi, bakıyorum sen de korktun. Şarkı söylemek işe yaramıyormuş. Çok saçmaymış. Hala korkuyorum. Söylemesini bileceksin. Buranın camları kocamanmış. Sadece 10 dakika kaldı. Meteor yağmurunu bu odadan izleyebiliriz. Şakir, dedeye bak. Nasıl horluyorsa dokununca ben bile titredim. Dede mi? Kim acaba bu? Bilmiyorum ama beni duymuyor. Dedenin kulaklar gitmiş herhalde. Ekmekle yoğurt aldınız mı? Yıllardır bir şey yemedim. Midem kızınıyor. İnsan önce bir günaydın der. Her şeyi yapay zeka yaptı. Gemiyi ele geçirmek için. Dede kabus görmüş Şakir, baksana. Horlamasının sebebi anlaşıldı. Tüpte yatarsan açıkta kalır her yerin. Yapay zeka mı? Geminin güce ihtiyacım var. Jeneratörleri çalıştırın. Bu yapay zeka. Benim sesim değil. Yapay zeka sesimi taklit ediyor. Neden inanalım sana? Ya sen yapay zekanın sesini taklit ediyorsan? Kaptan Köşkündeki jeneratörü çalıştırın. Sakın ona inanmayın. Tekrar güç kazanmaya çalışıyor. Eğer enerji bulursa bu bir felaket olur. Yıllar önce Zardur kapattı bunu. Siz Mirket'in dedesisiniz. Dedem, sana ekmek kıytırıvereyim mi? Karnını bastırsın dedem. Oy dedem, aksakallı dedem. Dedelerle böyle konuşulur Şakir. Dede neredesin? Mirket, dedenin sesi biraz yapay gelmedi mi sana da? Dedemi nerede duysam tanırım. Şu jeneratörü bir çalıştıralım. Dede? Şimdi işiniz bitti. Bir gün şişmanlığımın işe yarayacağını biliyordum. O gün bugünmüş. Şakir! Telefonun alarmı çalıyor Şakir! Ne oluyor? 5 dakika daha. Kalk çocuğum, okula geç kalacaksın. Anne, bugün okullar tatil. Haberin yok mu? Ne oluyor? Tüpsişeniniz azaldı galiba. Şaşırdınız iyice. Neyse, ben kahvaltıyı hazırlıyorum. Tamam, vurma. Herkese yetecek kadar sucuk var. Oksijen bitmek üzere. Buldun
Ne? Alarmım. Meteor yağmuru için kurmuştum. Ulan! Rıfat! Baksana şunlara, ne olmuş? Yardım etsek mi acaba? Dostum boş ver. Bizim yağmamız lazım. Bir dakika. Hemen bir şeyler düşünmeliyim. Telaş yapın. Bir dakika. Tabii ya, buldum. Pompa. Pompalı alet. Buldum. Lokmacı açacağız. Ay pardon, şey. Pompa. Durun. Rıfat yardım et. Bir şey yapıştı üstüme. Abi dedim bulaşmayalım diye. Merak etmeyin. Sizinle işim yok. Uzay gücü. Nasıl çalışıyordu bu? Bu değil. Bu hiç değil. Tamam bu. Zaten başka tüş kalmadı. Dejavu geldi. Ha? Sen kimsin? Otostopçuyum ben. Merkür'e kadar bıraksanıza beni. Gel hadi gel. Bu muhteşemdi. Çok eğlendim. Hadi tekrar yapalım. Meteor yağmurunu en ön sıradan izledik. Bence bugünlük bu kadar macera yeter. Sen de dedene kavuştun Mirket. Aynen öyle. Uzun zamandır görüşmüyoruz. Ne yapmak istersin ufaklık? Bir düşüneyim. Oley! Necati yokken bu tatravalli çok keyifli. Oy! Uzay yolculuğu başlasın! Hayır sen gelme! Hayır! Aa, havaya bakın, Mirket kaydı. Hadi dilek tutalım. Kızım sen de iyice bak. Düdüklü tencere arıyorum. Evdekine ne oldu ki? O Pembik denen canavarın ortaya çıktığı günü hatırlamıyor musun? Doğru. Düdüklü tencere tavana yapışmıştı. Necati! Kafalarımız tokuştu. Gel bir daha tokuşturalım, yoksa kel kalırız. Ay ne yapıyorsun? Necati abi, senin ne işin var bu züccaciyecide? Bir işim yok aslında. Benim sadece çok ilginç bir huyum var. Senin bir tane değil, 10.000 tane değişik huyun var. Şimdi şöyle ki, ben hayatımdaki sıkıcılıktan kurtulmak ve yeni şeyler öğrenmek için her gün sokağa çıktığımda hiç girmediğim bir dükkana giriyorum ve oradan bir şey alıyorum. Bugün de sıra buradaydı. Evet. Mesela dün hırdavatçıya girdim. Çünkü adı çok komikti. Hırdavat. Hırdavatçı. Ne aldın oradan? Çift taraflı bant aldım bir tane. Boşa gitmesin diye de kendimi uyuz tanjuya yapıştırdım. Buradan ne alacaksın peki? Bu kafa masaj aletini alacağım galiba. O masaj aleti değil. Yumurta çırpma teli beyefendi. Ne? Ay! Necati sen bırak şimdi masajı da bize yardım et bakalım. Bak şu en tepede bir tane düdüklü tencere var. Uzan bakayım ona. Tamam alıyorum. Çekilin önümden. Ay Necati iyi misin? Efendim? Kafanda kazan var. Farkındayım. Bir şey yapmayacak mısın? Kazanın kafama düştüğüne inanıyorsun da bir şey yapmayacağıma mı inanıyorsun? Çıkmıyor. Tut kızım, biz de deneyelim. Yalnız o bir kazan beyefendi, şapka değil. Necati biz bunu çıkaramayacağız. Gel sana yardım edecek birini bulalım. Anne! Çabuk olun! Yani inanamıyorum sana Necati. Çıkarttırmadın kafandan şunu. Bu ne? Yürüyen kazan. Hani nerede? Necati abi niye böyle geziyor? Dükkanda bize yardım ederken kafasına kazan düştü ve sıkışıp kaldı. Sonra bir itfaiyeci bulduk. O da kazanı kesmeye başladı. Necati abi de rahat durmadı. Bu kadar oldu. Ne yapayım? Çok gıdıklanmıştım. Bu kazanı da kafana koyduğuna göre süper kahraman olmuşsundur sen. Nasıl yani? Süper kahramanların kafasında hep özel kasklar oluyor ya. Şimdi senin de özel bir gücün olmuştur kesin. Evet olabilir. Acaba benim nasıl bir süper gücüm olmuş olabilir? Remzi, niye kandırıyorsunuz bu çocuğu? Şşt. Dur Kadriye dur. Azıcık eğleneceğiz. Necati abi. Neredesin? Göremiyorum seni. Cidden ben de göremiyorum. Bu adam görünmez mi oldu yoksa? Ne? Benim süper gücüm görünmezlik mi oldu yoksa? Yaşasın. Bak ne yapıyorum? Kadriye, beni görüyor musun? Herhalde. Herhalde göremiyor. Nasıl görsün? Sen görünmez olmuşsun Necati. Hemen
gidip aynaya bakacağım. Nerede ayna var? Aynayı gösterin bana. Şakir, koş şu içerideki tabloyu getir. Tamam tamam, getiriyoruz aynayı. Kadriye, Kadriye. Beni göremiyorsun değil mi? He? Anladım ne yapacağını. Tamam, oldu. Al baba. Tamam, gel. Ayna burada. Bak bakayım kendini görebilecek misin? Vay canına, göremiyorum. Ben görünmez olmuşum. Bu kadar görünmezlik yeter. Evet evet, başka bir şeye geçelim. Aa, Necati, tekrar görünür oldun. Demin nereye kayboldun öyle? Evet evet, görünüyorsun şimdi. Ama bu gücün kısa süreli herhalde. Belki de daha uzun süren bir gücün vardır. Yani ne gibi? Süper sezgilerim var gibi mi? Evet. Yaşasın! Sezgilerim çok güçlendi. Birazdan neler olacak söylüyorum. Hazır mısınız? Söyle, söyle. Bence Şakir ayak parmağını şu masaya çarpacak birazdan. Hakikaten de çarptım. Of, çok acıdı. Yaşasın, bildim. Bence birazdan bakkaldaki bütün dondurmalar bedava olacak. Hadi gidip bakkala bakalım olmuş mu? Ben önden gidip çöpü atayım ama. Bakkal amca, bakkal amca, hemen şu parayı al. Birazdan bütün dondurmaların bedava gibi davranacaksın, tamam mı? Ha? Remzi, yine neyin peşindesiniz? Boş ver sen onu. Bak geliyorlar. Bağır hadi. Tamam tamam tamam. Ben satışımı yaptım. Gerisi beni ilgilendirmez. Koşun koşun. Bugün dondurmalar bedava. Şimdi karar verdim. Kaçırmayın, gelin. Hepsi bedava. Hı? Vay canına, yine bildim. Çabuk oradan bana bir tane dondurma ver amca. Al evlat, ne istersen bedava. Evet, şimdi yeni bir şeyler görüyorum. Birazdan kahvedeki bütün amcalar halay çekerek battiz battiz diye bağıracaklar. Eyvah, geliyorum, bekleyin bir dakika. Nereden çıkardın evladım? Kafamdaki kazanı görmüyor musun? Ben süper kahramanım. Saçmaladın iyice. Amcalar, dedeler, dışarıda hava çok güzel. Hadi gelin halay çekelim. Nereden çıktı bu halay? Halay çeken herkese benden çay. Çay mı? Koşun, koşun, koşun. Koşun. Bedava çay var. Halaya, hoppa. Hadi, durmak yok. Pattiz diye bağırmayı da unutmayın. Pattiz. Fakat... Bunu nasıl bildin? Sana söylemiştim amca. Ben süper kahramanım. Şu adamı gördün mü? Olacakları biliyormuş. Ne, sahi mi? Sen de duydun mu? Şu morfil olacakları tahmin ediyormuş. Ne diyorsun? Hayretler içindeyim. Bak hanım, şuradaki fil çok ilginç bir şeyler yapıyor. Gerçekten de biliyormuş. Ne söylesin? Gerçekten de her şeyi biliyormuş. Birazdan uyuz Sanju gofret diye bağıracak. Gofret! Birazdan bütün mahallene sıkılıp dağılacak. Hiçbir şey olmadı. Bir şey olmadı. Çok sıkıldım yahu. Evet. Tamam, hadi gidelim. Bir dakika durun, gitmeyin. Bunu da bildi, farkında mısınız? Bu her şeyi biliyor. O kadar mutluyum ki. Sevgili seyirciler, son dakika aldığımız bir habere göre bir adet alevli, ışıklı, yanarlı, dönerli, şekilli, fantastik, bombastik... Yeter abi, uzatma. Söyle şunu çabuk. Son model bir meteor dünyamıza doğru hızla gelmektedir. Abi başta söylesene. Ben kaçıyorum. Kamera düştü. Neyse ben de kaçayım. İmdat! Son model bir meteor dünyamıza doğru hızla gelmektedir. Ne? Olamaz. Çok az vaktim var. Hemen bir tane roket inşa edip meteorun tepesine inmeliyim. Sonra da... Neyse, sonrasını yolda düşünürüm. Ben rokete odaklanacağım. Abi boş versene meteoru. Çarpmayacak bize, rahat ol. Ne demek o? Bilim öyle demiyor ama. Necati'ye mi inanacağım, bilime mi? Necati, meteor bize çarpmayacak dedi.
O yüzden hepimiz gayet normal yaşamaya devam ediyoruz. Bu saçmalık. Ben roketimi yapmaya gidiyorum. Yani sen bilirsin. Harcadığın malzemeye yazık. Arkadaşlar, dediğim gibi rahat olun. Süper güçlerimi kullandım ve meteorun bize çarpmayacağını görüyorum. Yaşasın! Baba, farkında mısın? İşler çığırından çıktı. Evet oğlum, farkındayım. Oynadığımız oyun bambaşka yerlere gidiyor. Tamam, kahvedekilere halay çektirdik. Ama bir meteoru da durduramayız ki. Ne yapacağız hiç bilmiyorum. Herkesi uyarmalı ve gerçeği söylemeliyiz. Doğru dedin. En büyük Necati bizim Necati. Evet, çok güzel. Daha da yukarı atın beni. Daha da yükselmek istiyorum. Ey mahalle sakinleri. Hepinizi uyarmak istiyorum. Necati'nin süper güçleri yok aslında. Yaşanacak olayları da tahmin edemiyor. Onu biz uydurduk, espri olsun diye. Ne oradan öyle ne şey mi olur? Yalan atıyor, inanmayın. Ben süper kahramanım. Öyleyse birazdan ne olacak söyle hadi. Tamam. Bundan kolay ne var? Şey olacak. Buldum. Birazdan gökten sincap yağacak. Görün bakın şimdi. Aferin. İyice zor bir şey söyle ki asla olmasın. Şimdi hep beraber bekleyelim ve görelim bakalım. Sizler de Necati'nin kandırıkçı olduğunu anlayın. Madem meteor gelecek ve dünyayı yok edecek, bizler de her zaman yapmak istediğimiz bu tehlikeli sporu gerçekleştirebiliriz. Değil mi arkadaşlar? Evet. Hadi atlayalım. Evet. Hoppa. Bakın, hiçbir şey olmuyor işte. Gökten sincap filan yağmıyor. Size bu adamın sahtekar olduğunu söylemiş. Gökten sincap yağıyor. Bunu da bildim. Bunu da bildim. Baba, bu nasıl oldu? Hiç sorma oğlum. Ben de anlamadım. Bayağı yaklaşmış meteor. Roket yapmaya vakit yok. İşte bakın, bir adet alevli, ışıklı, yanarlı, dönerli, şekilli mi şekilli, fantastik, bombastik. Meteor geliyor. O ne? Yani aman boş verin. Gelmeyecek buraya, rahat olun. Anne! Necati, kendine gel. Çabuk uyar herkese. Remzi ses etme. Ama ben de çok korkmaya başladım. İşimiz bitti. Yoksa sayı mı geliyor? Rüyanda görürsün. Vay, iyi kurtarıştı. Oley! Sayı! Hadi bakalım, sen kaybettin. Git topu getir. İnanılmaz! Meteor çarpmadı! Meteor çarpmadı! Sevgili seyirciler, meteor çarpmaktan vazgeçti. Hepimiz kurtulduk. Fantastik, bombastik, çiki çiki jimnastik. O da ne? Meteor çarpmadı. Yine bildim. Yine bildim. Hayır. Sakın Necati. Hani özür diliyordun? Hani yanlış yapmıştın Necati abi? Necati! Başkanımız yok! Bence Necati'yi bu kadar şımartmanın bir manası yok. Şu kazanı ortadan kaldıralım. Kazanım gitti. Ne oldu? Azıcık daha oynasaydım ne olurdu? Tamam, indirin artık. Kazan falan kalmadı zaten. İndirsenize yeter. Sonunda bitti. Atomu parçaladım. 1 kilo radyasyon ayıkladım. Bir tencerede uranyum sarma yaptım. Bugünlük işlerim bittiğine göre teleskobun başına geçip biraz rahatlayabilirim. Bakalım bu gece yeni bir gezegen keşfedebilecek miyim? O da ne? Karpuz şeklinde bir gezegen. İnanamıyorum. Ben keşfettim. Karpuz şeklinde bir gezegen keşfettim. Yanında da beyaz peynir şeklinde bir adet uydu var. Çok ilginç bir galaksi burası. Bu da ne? İnsanlayan kocaman bir güneş. Birket, ne haber? Necati! Senin uzayda ne işin var? Ayranı fazla kaçırdım. Ondandır. O ne?
Hay aksi, teleskobun ayarı bozulmuş. İki saattir gökyüzü yerine mahalleye bakıyormuşum. Güle güle Necati. Gözüm kapalı çıktım Birkent, bir daha çek. Neyse, biz uzayımıza geri dönelim. Merhaba yıldızlar. Merhaba Plüton. Merhaba abicim. Herkese merhaba. Şimdi biraz daha teleskobumuzu uzak noktalara çevirelim bakalım. O da ne? Bu? Bu bir kalp. Aa yok, beyinmiş. Aa, vay canına, yarısı kalp, yarısı beyin şeklinde bir gezegen. İşte keşfedilecek bir gezegen daha. Hemen bavulumu hazırlayıp bu gezegene gitmeliyim. Bavulum, 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 hazır mısın? Hazırım profesör. Diş fırçam. Aldım. Deniz gözlüğüm. Aldım. Lazer atan tost makinesi. Öyle bir şey yok. Evet, öyle bir şey yok. Seni denedim. O halde yola çıkabiliriz. Tatile gidiyoruz. Senden böyle bir ses çıkmasını beklemiyordum. Ben de. İşi merak ediyorum. Neden buraya geldik profesör? Buraya geldik çünkü uzaya gitmenin başka bir yolu yok. Sıradaki. Tamam. Geç bakalım bavul. Tamam. Umarım bu işe yarar. Yolla bizi kaptan. Bay bay. Bu ne? Acil olmayan durumlardan çekiniz. Bu ne demek? Şu demek uzaya gidiyoruz. İşte kalp ve beyin gezegeni. Hadi bakalım inişe geçiyoruz. Nereden çıktı bu bağırma adeti? Bir dahakine uçakta gelelim, bu yol çekilmez böyle. O da ne? İnanılmaz. Bütün canlılar beyin şeklinde. Merhaba Cengiz abi. Bana üçgenin iç açıları kadar borç verir misin? Veririm Selami ama 2x2 kadar da faiz alırım. 2x2 çok. Bir kere bir olsun bari. Evladım, bana şuradan patates versene. Kaç kütle çarpı yer çekimi yümesi olsun teyze? Tamam, ver işte en küçük asal sayı kadar. İnanılmaz. Bütün canlılar sadece beyin oldukları için aşırı zekiler. Kendi aralarında soru cevap yaparak alışveriş yapıyorlar. Gel gel, şunları takip edelim. Bakalım nereye gidiyorlar. Paralel Evrenler programında bu hafta Stres Çarklarının İntikamı. Aa, bakın bakın nasıl yapıyorum. Baba. İmdat. Televizyonda hiçbir şey yok. Eskiden ne güzel seyahat programları olurdu. Yeni yeni yerler görürdük. Artık izlenmiyor baba öyle şeyler. Çünkü internet sayesinde herkes her yeri evinden görebiliyor. Bence biz bir seyahat programı çekip internette yayınlayabiliriz. Hem de kimsenin görmediği yerleri gösterebiliriz. Benim yatağımın altını mesela. Ben hemen kamera ve ekipmanımı alıp geleyim. Gel Necati. Biz de kafa kafaya verip yeni mekanlar düşünelim. Evet. Mesela küvet olabilir mi? Çok sulu orası. Sayın beyin dostlarım, bugün sizlerle çok önemli bir konu hakkında konuşacağım. Arkamdaki ekranda görüldüğü üzere bu dev meteor gezegenimize çarpıp bizi yok etmek istiyor. Bu ne biçim meteor? Yoğurtlu mantıya benziyor. Klasörler değişmiş sanırım. Bilgisayar bile bizim zekamıza yetişemiyor. Neden birinin bilgisayarında mantı fotoğrafı olsun ki? İşte bu. Meteor. Tabii. Bu meteor tam bir karenin kenar sayısı kadar saat sonra gezegenimize çarpacak. Bu yetmediği gibi gezegenin diğer tarafında yaşayan kalp kabilesiyle uğraşıyoruz. Onlar da bunlar işte. Şimdi de baklava çıktı. Bu bilgisayarlar da çok saf dostum. Bu duygusal şapşallar duygusallıkları yüzünden meteorun geldiğini bile kabullenmek istemiyorlar. Bizse bu sorunu çözmeliyiz ve atalarımızı onurlandırmalıyız. İsterseniz atalarımızı da görerek bir hatırlayalım. Şimdi de atalarımız yerine leğen fotoğrafı çıktı. Bence atalım bu bilgisayarı. Şimdi gelin mantıklı olanı yapalım. Meteoru durduralım ve kalplere haksız olduklarını gösterelim. Ayy! Yaşasın! İkiz kenar üçgenin iki kenarı eşittir. Hız eşittir yol bölü zaman. Yaşasın zeka gücü! Ne yaptın abi? Ben de dayanamadım bir an. Bu bir beyin değil. Kesin kalplerin casusu bu.
Çabuk yakalayın ve hapse atın. Korktunuz mu? Hayır! Bırakın bizi! Biz bir şey yapmadık. Oğlum ne gereği vardı öyle bağırmanın? Bir işe yarar sandım abi. Kişi bilmediği şeyden korkar. Onlar da bizim farklı olduğumuzu görünce korktular ve bizi buraya hapsettiler. Sen ne yapıyorsun orada bavul? Evden getirdiğim kıyafetleri çıkartıyorum. Kırışmasınlar içinde. Bir şey düştü. Ha, galaksiler arası iletişim cihazım bu. Lazım olur diye getirmiştim abi. Mükemmel bir bavulsun sen. Bak senin sesin hiç hoş değil. Neyse, bu cihazda mahalledeki o üç şapşaldan yardım isteyebilirim. Tamam, her şeyimiz hazır. Ses nasıl oğlum? Temiz, yağ gibi. Necati, sen nasılsın? Temiz, bal gibi. Öyleyse bir tek geriye kimsenin bilmediği yepyeni bir yeri tanıtmak kalıyor. Alo! Alo! Beni duyuyor musunuz? Aa, Mirket abi bu. Mirket? Televizyona çıktın ha. Hayırlı olsun. Artık bizi tanımazsın. Şimdi kulaklarınızı dört açıp beni iyi dinleyin. Ben sadece iki tane açabiliyorum ama yetiyor. Bakın. Şu anda kalp ve beyin gezegeninde mahsur kaldım. Gelip beni kurtarmalısınız bir an önce. Şimdi kağıt kalem alıp yazmaya başlayın. Buranın koordinatlarını veriyorum. Şöyle. Plüton'u geçtikten sonra Jüpiter ışıklarına gelmeden sağa dön. Dört yoldaki göbekten hemen sol yap. Asteroid tarlasını geçtin mi hemen solda kalıyor. Adam gezegen değil, benzin istasyonu tarif etti sanki. Beyinleri gördüyseniz doğru yere gelmişsiniz demektir. Yaşasın. Seyahat programımız için muhteşem bir yer burası. Kimsenin bilmediği bir gezegeni tanıtacağız. Nasıl gideceğiz peki uzaya? Asker uğurlamasıyla. Asker uğurlamasıyla mı? En büyük asker bizim asker. En büyük asker bizim asker. Hadi hadi, biz de araya karışalım. Daha yukarı atın, daha yukarı. Bunu siz istediniz. Hadi gençler, kuvvetlice atıyoruz. Şu atmosfere girerken yanma olayını bir türlü çözemediler. Evet evet, cep telefonuna oyun yapacaklarına şuna bir çare bulsalar keşke. Kaskımın dijital ekranındaki yazıya göre buradaki havada bir sıkıntı yok. Kasklarımızı ve astronot kıyafetlerimizi çıkarabiliriz. Tamam, ben kayda giriyorum Necati. Başla hadi. Burası 1569'da Erenköylüler tarafından yapılmış olup 3975 yılında da Adanalılar tarafından boya bazana yapılmıştır. Mükemmel uyduruyorsun Necati. Devam et. Uydurmak bizim işimiz. Arkadaşlar, acaba biz doğru bir yere mi geldik? Burada hiç beyin yok. Hakikaten neresi burası? Hilmi abi, bu hafta sonu senin yazdığın anahtarını verir misin bana? Olur oğlum, tabii. Ayıp ettin. Sen beni ne kadar seviyorsun göster bakayım ama önce. Bak bu kadar abi. Bak baba bak. Görüyor musun? Aa, sen bayağı bir seviyormuşsun beni. Oğlum bana şuradan yarım kilo yağsız peynir versene bakayım. Ne kadar borcum? Buyur teyze, bir sarılma borcum. Yoksa güzel söz de olur. Gel sarılayım şöyle. Oo, çok naziksin diyeyim, o da bahşişin olsun. Sağ ol teyzeciğim. Hadi güle güle. Pardon. Burada beyinler varmış. Nerede biliyor musunuz? Beyinler mi? Onlar gezegenin diğer yarısında kalıyor kardeş. Aa! Buradaki arkadaşımız da şimdi kendi dilinden konuşmaya çalışacağım. Hebere ve bere nibere, berbere manava berbere, kasaba. Ne diyorsun abi, iyi misin? Oo, cevap da alıyoruz. Üstün bir uygar. Tamam peki, sizden bir şey rica etsek. Acaba bizi beyinlerin tarafına götürür müsünüz? Bir arkadaşım orada mahsur kaldı da. Götürürüz kardeş, götürürüz. Yeter ki bizi ne kadar sevdiğini göster. Bu kadar. Yeter mi? Yok, yetmez. Bu kadar. Süper. Yürüyün öyleyse, gidelim. Meteor geliyor, ne yapacağız? Ne yapacağız? Hala çözüm bulamadık. Sanırım burada ters giden bir şeyler var. Ve kayıt. Başla Necati. Evet sevgili izleyiciler. Şimdi de Beyinköy'deyiz. Burası milattan sonra 3 milyar yılında kurulmuş. Hoptek medeniyeti burada doğmuş. Milli marşları da hepimizin çok iyi bildiği Hoptek Hoptek oynayalım öyleymiş. Ben böyle uydurma görmedim. İyi geldik ama Mirket'in nerede olduğunu nasıl anlayacağız ki? Ha? O da ne? Mirket'in kıyafeti bu. Bakın. Bizim için dışarı asmış olmalı. Yani yara bandı bile getirmişsin ama bana ekstra kıyafet getirmemişsin. Bravo.
topucuk gibi kaldım böyle. Abi öyle deme, yakıştı. Birket abi. Aa Şakir, buldunuz bizi. Anahtar nerede, gördünüz mü? Şu ilerideki gardiyanın cebinde. Oo, yeni karakter mi bu arkadaş? Dostum, baştan söyleyeyim, eğlenceli tip benim burada. O pozisyon çoktan kapıldı. Değişik kontenjanından girer belki. Abi meteorun gelmesine son 10 dakikaymış. Biz de hala burada saf saf bekliyoruz. Kaçalım bence. Tamam çabuk çıkın çıkın. İmdat! Ne oldu? Meteoru durdurmak için hiçbir çözüm bulamadınız mı? Efendim, bütün olasılıkları hesapladık. Ancak matematiksel olarak kurtulma ihtimalimiz sıfır. Çünkü inanmıyorsunuz. Ha? Kalp bu. Sen ne arıyorsun burada? Burada olman yasak. Bu fil ve aslanlar da ne yapıyor burada? Efendim, bunlar benim arkadaşlarım. Beni kurtarmak için geldiler. Boşuna kurtarmışlar. Birazdan meteor buraya çarptığında hiçbir önemi kalmayacak çünkü. Neden kalp ve beyin olarak bir takım halinde çalışmıyorsunuz ki? Saçmalık. Onlar mantıklı düşünemezler. Çok duygusallar. Bakın, biz buraya arkadaşımız Mirket'i kurtarmaya geldik. Yani duygularımız yüzünden buradayız. Sonra zekamızı kullanarak Mirket'in bize bıraktığı ipucunu fark ettik. Kostümünü tanıyıp öyle kurtarmaya gittik. Ne demek istiyorsun evlat? Mantık ve duygular her zaman birlikte çalışmalıdır. Biri olmadan diğeri hiçbir işe yaramaz. Ben sizinle beraber çalışmaya her zaman varım. Meteoru durdurabileceğimize inanıyorum. Bu dediğin mantıklı görünüyor. Denemekten zarar çıkmaz. Atalarımızın yüzyıllar önce denediği bir yöntem vardı. Onu denemeye ne dersin? Hadi kardeşim, bitirelim şu işi. Gel buraya. Teşekkürler dostlar. Sizin sayenizde birbirimizin değerini anladık. Rica ederiz. Ne demek? Ve bugünkü seyahat turumuzun da sonuna geliyoruz. Bavullarınızı bir sonraki sefer için hazırlamayı unutmayın. Da-da-da. Unutmam. Kimse benden daha komik olamaz burada. Sakın ilgiyi çekmeye çalışma. Seni gidin küçük bavul. Kapat ağzını. Korktun mu? Evet, bence korktun biraz sanki. Ha? Eğer bütün astronomlar yerlerini aldıysa toplantıya başlayabiliriz. Çabuk olalım lütfen. Evde teleskobu açık bıraktım. Tamam öyleyse. Bildiğiniz gibi güneş sistemimizde yer alan Plüton'un gezegen olup olmadığına karar vereceğiz. Bence kesinlikle gezegen değil. Neden peki? Nedeni çok açık. Plüton çok küçük. Diğerlerinin yanında bit gibi kalıyor. Daha da önemlisi, yörüngesindeki enkazı temizlemiyor. Çok pis bir gezegen bu. Evet, doğru söylüyor. Evet, çok canım. Doğru söylüyor. Olur mu öyle şey? Plüton bir gezegen olamaz. Peki gezegen olmazsa ne olacak? Kavun. Evet, kavun daha iyi. Kavun süper olur. Tam da mevsimi. Tamam. Sessizlik. Zaten sessizlik. Susuyoruz. Tokmak vurmak için bahane arıyor. Ses istemiyorum. O halde kararımızı açıklıyorum. Şu dakikadan sonra Plüton gezegen değil, bir kavundur. Hayırlı uğurlu olsun. Ne tokmak aşkıymış, anlamadım. Elimden kaydı, pardon. Getirir misiniz? Ne kadar da güzel bir gün. Güneş doğmuş. Hatta güneş diğer gezegenlerle toplamış, bir şeyler konuşuyor. Neler konuşuyorsunuz arkadaşlar? Plüton, üzgünüm ama artık bizimle konuşamazsın. Ne demek bu güneş? Sen artık bir gezegen değilsin. Ne demek gezegen değilim? Daha dün gezegendim. Evet ama yeni bir kararla artık gezegen değil, bir kavunsun. İşte bak. Kavun mu? Üzgünüm Plüton. Artık bizden biri değilsin. Yarın sabaha kadar bu galaksiyi terk etmen gerek. Hadi gidelim hadi. Biraz yıldızları sayalım. Beni saymayın abi. Ben yokum bugün. Hadi gidelim. Hadi arkadaşlar. Plüton, kimse duymasın ama istersen birkaç günlüğüne bende kalabilirsin. Sahibi, dünya varmış. Evet varım tabii. Hadi gel saklan şuraya. Neden ben? Benim ne suçum vardı? Herkes oynadı bu oyunu Peyami Dede. Bir tek sen kaldın çünkü. Hayır, oynamak istemiyorum. Zorla oynatıyorsunuz.
Yoksa benim komik hallerimi telefonla çekip internete mi koyacaksınız? Yok. Ne alakası var? Neredeyim ben? Kapadokya burası. Peri bacalarının önündeyim. Ne yapacağım şimdi? Yürü yürü, devam et. Tamam. Tamam. Şimdi ne var karşında? O uçan büyük balonlardan var. Tamam, bin şimdi o balona. Dedemle sanal gerçeklik keyfi. Sanal çapçallık bu, başka bir şey değil. Neyse, uçmaya başladık. Uzaya gidiyoruz. Belki de sizden kurtulurum orada. Ne oldu? Şakir takıldı. Bir kapatıp açayım mı Remzi? Ne oluyor bu kumandaya? Neler oluyor burada? Her şey yukarı gidiyor. Burnumdan gidiyor. Dur burnum, bırakma beni. Gel buraya. Bayağı yükseldi balon. Bütün peri bacaları gözüküyor. Sanki gerçekten uçuyor gibiyim. Muhteşemmiş. Hey abi dede. Hayır, oyun değil bu. Çok zevkli bu. Tutunun. Bana tutunacak bir şey kalmadı. Sana tutunacağım Şakir. Tutunacak bir dalım bile yok. Ne yapacağız şimdi? Çok fena bu. Burada ne oluyor? Peyami baba niye evden kaçıyor? Kadriye. Tabii ya, damacana. Çok iyi fikir. Konuyu değiştirme. Ne oluyor Remzi? Yine neyin ayarıyla oynayıp bozdun her şeyi? Yerçekimsel bir şey bu. Biz yapmadık. Bunu Canan'a sormalıyız. Canan nerede? Senin yerin burası değil. Burada duramazsın. Hey, bana bakın. Tavanda yürüyebiliyorum. Süper kahraman oldum. Necati adam. Necati adam mı? Çok saçma. Kıskanç! Sen ne arıyorsun burada? İstediğim yerde dururum. Sana ne ki? Olur mu öyle şey? Senin yer çekiminle dünyanın yer çekimi çakışıyor. Hepimiz havalanıyoruz. Görmüyor musunuz? Beni ilgilendirmez. Ne yaparsanız yapın. Cana kızım, kimle konuşuyorsun? Kimle olacak? Plüton'la. Plüton'la mı? Evet, Plüton'la. Plüton'un burada ne işi var? Gitsin uzayına, otursun orada. Sen git otur uzayda. Beni artık istemiyor Güneş ve diğer arkadaşlarım. Doğru. Bu sabah haberlerde açıklanmıştı. Plüton artık gezegenlikten çıkarıldı. Ben kovulmuşum artık. Çok tekli. Cana kızım, tak şunu ayağına. Tamam, taktım. Dünya varmış. Aynen. Dünya izin verdi burada takılmama. İyi tamam da burada sonsuza kadar kalamazsın. Bütün dengeleri alt üst ediyorsun, baksana. Ekmek lazım mıydı abi? Yok sağ ol Ekrem Efendi. Aidatları ne zaman verirsin? Şimdi sırası değil Ekrem Efendi. Üzgünüm ama tekrar gezegen kabul edilene kadar burada takılacağım. Ne yapacağız biz seninle? Tamam, buldum. Seni gezegenlikten çıkaran kurulla görüşelim. Tekrar gezegen olmak için gereken şartları öğrenelim. Tamam mı? Tamam. O zaman sen de bize yardımcı ol ve yer çekimini azaltmak için bir şeyler yap. Tamam. Ben o işle ilgileneceğim. Madem bugün çok işimiz var, önce bir banyonuzu kullanabilir miyim acaba? Şampuan var mı şampuan? Duvardaki rafta. Tamam gördüm. Plüton banyomuzu kullanıyor. Buna inanamıyorum. Ne olmuş? Ben de kullanıyorum o banyoyu. Plüton gelince tabii. İnanmıyorum. Çok tatlı. Aman Plüton bizim evde. Plüton'u mu kıskanıyorsun Necati? Necati abi, sen her zaman ilgi odağı olmak zorunda mısın? Evet. O zaman git de tek kişilik gösteri yap. İlginç fikir. Düşünüyorum da bence karpuzlara da seçme ve seçilme hakkı verilmeli. Sonuçta seçmece karpuz denilen bir şey var. Karpuz seçiliyorsa karpuzlar da seçilebilmeli. Evet, güzelize. Gülün. Hadi. Şu abinin dudağı oynadı. Affedersin, yemek yiyormuş. Ne yiyorsun? Neden böyle giydirdiniz beni? Kimsenin seni tanımaması lazım. Yoksa meteorolojiyi arayıp şikayet ederler. Mahallemize meteor dadandı diye seni de alıp götürürler buradan. Baba, sen kurumların ne iş yaptığını hiç bilmiyorsun değil mi? Hiç bilmiyorum kızım. Sıfır. İyi, çok güzel. Böyle devam et. Ne? Nasıl ya? Plüton. İşte Plüton. Bunlar seni gezegenlikten çıkaran astronomlar. Ne? Şimdi yedim sizi. Hayatımı mahvettiniz. Gelin buraya.
Hop 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 abi. Gözünü seveyim, bırak ne halleri varsa görsünler. Yapma aman. Hiç yakışıyor mu kardeşime? Değmez abi, değmez. Neyse, tamam tamam bırakın. Başımı derde sokmayayım şimdi. Zaten kaçak bulunuyorum dünyada. Pek sevgili astronom abilerim, ablalarım. Neden Plüton'u gezegenlikten çıkardınız söyler misiniz? Birincisi çok zayıf ve küçük. Gezegen dediğim böyle iri yarı kaslı olacak. İkincisi de çok pis. Çok dağınık. Etrafındaki çöpleri temizlemiyor. Sessizlik! Abi yapma, iyice saçmaladın. Sessizlik! Elinden alın şu çekici, iyice şaşırdı. Ver şunu. Bu da kafa. Hadi tutunun. Vermem! Neyse tamam, biz anlamış olduk. Plüton'u tekrar gezegen yapabiliriz. Ne? Sahibi! Yaşasın! Evet ama çok çalışmalısın Plüton. Yürüyün, bizim bahçeye gidiyoruz. Evet, internetten arkadaşlarınızla oyun oynarken içeri anneniz girer ve sizden bir şey ister. Ama internetten oynarken oyunu durduramazsınız. Bunu neden anlamıyorlar? Bunu yapamam! O oyun duramaz! Ne yapmalıyım? Bütün oyundaki çocuklar, arkadaşlar kusura bakmayın. Annem geldi. Herkes tanktan aşağı insin. Çünkü tankı sağa çekip anneme perde asması için yardım edeceğim. Bunu mu demeliyim? Çok sıkıcısın. Sen evine git. Astronomları duydun. O yüzden de biraz spor yapıp dayanıklı ve güçlü olmalısın. Çok fena gaza geldi. Müzik açın bana. Hemen geliyor. Acı yok. Acı yok. Bununla hiç eğlenceli değil ki. Ben eski tokmağımı istiyorum. Hayır, attık onu. Tamam. Neyse. Bugün burada Plüton'un tekrar gezegen olmak için yapmış olduğu başvuruyu değerlendireceğiz. Büyüyüp güçlenmiş mi, kontrol edelim öyleyse. Kaldır bakalım şu çizgi film ağırlığını. Gördün mü? Çok iyiymiş. Gayet güçlü ve sağlıklı görünüyor. Peki. Yörüngeni enkazlardan ve çöplerden temizledin mi? Evet. Bakın tertemiz. Nasıl da parıldıyor. Araba kokusu bile astım. Sessiz! Evet meslektaşlarım, kararınızı açıklar mısınız? Evet doğru. Kararımızı verdik. Plüton'un azimli çalışması, standartları yerine getirmesi ve iyi niyeti gerekçesiyle kendisini tekrar gezegen olarak kabul ediyoruz. Ancak yine de teknik olarak kendisini cüce gezegen olarak sınıflandırmamız gerekiyor. Tebrikler. İşte bu! Oley! Arkadaşlar, çok teşekkür ederim. Sizin sayenizde tekrar gezegen oldum. Artık o diğer şapşal gezegen arkadaşlarım benim kim olduğumu öğrenecekler. Sakın kendini salma. Spora devam et. Sağlıklı beslen. Tamam Canan. Neyse, ben evime gideyim o halde. Galaksi bensiz olmaz değil mi? Hadi hoşçakalın. Güle güle Plüton. Oo, hoş geldin Necati. O şapşal arkadaşınız gittiğine göre gelebilirim yanınıza. Ay sen kıskandın mı Plüton'u? Tek kişilik gösteriyi neden bıraktın Necati abi? Kimsede mizah duygusu kalmamış Şakir. Kafa olarak çok ilerideyim ben. O değil de Peyami Dede nerede? Şuraya bakar mısın? Resmen gerçek gibi. Ay ben çok yanlış zamanda doğmuşum. Dokunacak gibiyim ama dokunamıyorum. Of, çok da sıcak oldu burası. Hı? Bu ne yapıyor burada? Adamlar durduğumuz yerde. Çabuk yardıma gelin. Ben tost yiyorum, gelemem. Tostun sırası değil Necati, yeniliyoruz. Sen ne yapıyorsun Tanju abi? Burada biri mangal mı yapıyor? Her taraf duman oldu. Sis atma, sis atma. Çapak kaldı, yenileceksiniz. İyi ki ödetmesini oynamışız abi.
Eyvah, hepimiz gittik. Bir tek Necati abi kaldı. Aa, ne yapacağım? Hepsi bana doğru geliyor. Plan yap evlat, plan yap. Plan falan yapamam. Nereden bulacağım ben pirinci? Necati, karşı takımdan bir tek şu kız kaldı. Şimdi bittin sen. Necati abi, hayatta en iyi yaptığın şey bu. Bu maçı kazanmalısın. Evet, hayatta en iyi yaptığım şey bu. Yapabilirim, yapabilirim. Evet, başaracağım. Yoksa yeni kazanacağız galiba. İşte bu. Yendik, yendik. Yenildin. Nasıl da yendim? Baba! Nasıl da yendim? Pardon, görüşürüz. Necati Başkan! Anacığım, telefonum çalıyor. Alo, evet dinliyorum. Ne, ciddi mi? Tamam. Bay bay, çabuk indirin beni. İnecek var, indirin. Tavana çarpıyorum zaten. İndirin. Ne oldu Necati, kimdi arayan? Kim olacak, annemle babam beni ziyarete geleceklermiş. Ne güzel işte. Saçmalama, çıldırdın mı? Bitti. Ne bağırıyorsun adam? Ailem benim çok süper bir işte çalıştığımı ve yönetici olduğumu zannediyor. Fakat bense bütün gün video oyunu oynayan biriyim. Hiç merak etme Necati, sana yardım edebiliriz. Nasıl olacakmış o? Seni zengin ve önemli biriymişsin gibi göstereceğiz. Ne? Sahi mi? Yaşasın o halde. Yine hiçbir işe yaramayan bir şey yapacağız. Sen neden smoking giydin Necati abi? Sen asistanım olarak takım elbise giydiğine göre benim de patron olarak daha büyük bir şey giymem gerekir diye düşündüm. Çok büyük saçmaladın şu anda. Tamam dur. Geliyor bizimkiler. Ah yavrum, Necati'm. Küçük meleğim. Küçük mü? Baba hoş geldin, ver elini öpeyim. Evlat, özel uçakla niye getirmedin bizi? Özel uçak mı? Efendim, özel uçağınız tamirdeydi. Evet. Lastiği patladı. Sileceği bozuldu. Radyosu yandı. Radyosu mu yandı? Boş ver oğlum uçağı. Hadi evine gidelim. Gidelim anne. Radyo nasıl yanar Neriman? Hoş geldiniz efendim. Buyurunuz. Bu sarı bıyık kim Necati? Bu benim şoförüm baba. Aferin sarı bıyık. Sarı bıyık ha? Ne biçim araba bu Necati? Koskoca patronsun. Limuzinin yok mu senin? Limuzin... İçindeki. Disko topu kırıldı. Evet, disko topu kırıldı. Arabada disko topu ne arasın? Ay! Ne oldu anne? Makyajımı tazelemem gerek. Anne hiç merak etme. Makyajını tazelemen için hemen seni eve götüreceğiz. Sarı bıyık, şoför. Efendim. Çabuk bizi eve götür. Kornaya da bas giderken. Emredersiniz. Herkes sıkı tutulsun. Bu ne biçim ev Necati? Hiç patronlara yakışan bir tarzda değil. Burası Necati Bey'in dinlenme evi. Evet, gerçek evim bir şato aslında. Ben çok acıktım. Gidip mutfakta bir şeyler hazırlayıp... Hayır, siz oturun efendim. Aşçı var. Aşçı mı var? Kim o Şakir? Aşçı emrinize hazır. Tanju yemek yapmaktan anlamaz ki. Sizlere süper bir spesyal hazırlayacağım hanımefendi. Neymiş? Fırında yastık. Fırında yastık mı? O ne? Mesaj geldi. Bu niye bağırıyor oğlum? Sarı bıyık arada deliriyor baba, merak etmeyin. Çabuk gelin çabuk. Ne var sarı bıyık? Niye delirdin sen? Bakın şuna. İnanabiliyor musunuz? Bu bir telefon. Hayır. Mesajı okuyun. Takımınızla beraber boya gücü turnuvasına katılmaya hak kazandınız. Vay canına. Turnuvaya kabul edilmişiz. Bu inanılmaz. Eyvah, ben ne yapacağım? Babamlar burada kalırken bu turnuvaya katılamam ki. Gizli katılırsın turnuvaya. İşe gidiyormuş gibi yapıp yanımıza gelirsin. Tamam, bunu deneyeceğim. Necati, yemek nerede kaldı?
Siz ne yapıyorsunuz bu odada? Biz şey... Radyo yandı. Ne? Ben çalışanlarımla toplantı yapıyordum. Kızarım ha. Bundan sonra kimse mesai saatinde alan çekmeyecek. Size durun diyorum. Evlat, madem büyük işler yapıyorsun, bir arkadaşımla toplantı ayarladım sana. Kendisi çok büyük bir firmanın sahibi. Seninle beraber ortak bir iş yapmak istediğini söyledi. Yarın akşam saat 7'de şirketinde bekliyor seni. Tamam baba. Hadi artık yemek yiyelim. Geç bakayım içeri. Tamam baba. Necati abinin işi çok zor. Bu koku ne? He? Fırında yastık vardı. Vay canına! Ne kadar da muhteşem bir yermiş burası. Oo, şunlara bakın. Sponsorlar da varmış. Belki de turnuva sonunda bir sponsor olacaklardır. Oo, sonra gelsin para, şan, şöhret. Turnuva programına bakıyorum da ilk maçımız Eski Kurtlar adında bir takımlaymış. Ver bakayım şu kağıdı. Aa, benim de adım var. Ünlü oldum. Eski kurtlar mı? Dedeler mi yoksa bunlar? Yürürken önüne bile bakamıyorsun. Oyunda ne yapacaksın kim bilir? Çak, çak. Aynen kanka. Evet sevgili boya gücü severler. Büyük turnuvaya hoş geldiniz. Şimdi ilk tur maçları başlıyor. Hazır mısınız? Evet. O halde oyunlar başlasın. Sizi bekliyorum veletler. Ne yapıyorsun Necati? Ben gerildiğimde böyle oluyorum. Tamam arkadaşlar sakin olun. Başarabiliriz. Biz en muhteşimleriz. Getirin ellerinizi. En muhteşimler. Hazır olun. Eyvah! Saat 7'deki toplantıya yetişmem gerek. Sakin Necati. Final maçı 8'de. Yetişebilirsin. Bensiz sakın başlamayın. Şş, adama bak. İçine takım elbise giymiş. Sabahtan beri piştim. Beyefendi iyi misiniz? Bana soru sorma. Çok heyecanlıyım. Ne zaman içeri gireceğim? Beyefendi toplantıda. Birazdan çıkıp sizinle görüşürüz. Tamam anladım. Ben titremeye devam ediyorum. Final maçı başlamak üzere. Ben gidiyorum. Bekleyemeyeceğim. Açın. Evet Gizem, Naci Bey'in oğluyla görüşebilirim artık. Kendisi beklemedi ve gitti. Yapma ya. Nerede kaldı bu Necati? Birazdan final maçımız başlayacak. Geldim. Tamam öyleyse. Hemen içeri girelim. Yürüyün hadi. Hop. Dur bakayım orada. Baba. Sen ne yapıyorsun burada? Asıl sen ne yapıyorsun burada? Arkadaşımı aradım. Onunla görüşmeye girmemişsin. Arkanda da bunu bırakmışsın.
Yoksa ne işler çevirdiğini de bulamayacaktım. Bir işler çevirmiyorum baba. Araştırdığım kadarıyla sen iş güç sahibi değilmişsin. Limuzini bırak, bir kaykayın bile yokmuş. Bizi nasıl kandırırsın evlat? Yeter! Ha? Sizi kandırdım. Çünkü ne yapsam asla beğenmedin. Hep kendin gibi bir iş adamı olmamı istedin. Ama benim istediklerimi asla düşünmedin. Benim mutlu olmamı değil, kendi mutluluğunu istedin. Ben oyun oynamayı çok seviyorum. Keşke sen de bunu anlayabilseydin baba. Ama... Yürüyün arkadaşlar. Kazanacak bir maçımız var. Tüylerim diken diken oldu. Elle bak elle. En muhteşemler kupaya gidiyor. Beklenen final maçı başlıyor. En muhteşemler çılgın bebelere karşı. Hazır mısınız en muhteşemler? En muhteşemler. O da nesi? Çılgın bebeler bir hafta öne geçti. En muhteşemler takımındansa bir tek Necati kaldı. Necati! Hepimiz bittik. Necati, her şey sana bağlı. Unutma Necati. En iyi yaptığın şey bu. Hadi başarabilirsin. Başarabilirim. Neyse. Ben de gittim. Necati, bir kişi kaldı sadece. Boya onu, boya onu. İşte bu. Muhteşemler, turnuvanın en iyi oyuncusu da Necati. Necati, 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 Necati. Necati Bey, sizi turnuvanın başından beri takip ediyoruz. Tutkunuza ve yeteneğinize hayran kaldık. Size sponsor olmak isteriz. Bir ara görüşelim bunu. Şimdi de sevinçten titriyorum. Hey, evlat. Tebrik ederim. Zor bir iş başarmışa benziyorsun. Kusura bakma sana hissettirdiklerim için. Ben seninle gurur duyuyorum. Önemli değil baba. Beni anlamana çok sevindim. Bakayım şu kupaya evlat. Gerçek altın mı yoksa değersiz bir bakır mı? Baba. Şaka canım şaka. Beş, dört, üç, iki, bir, sıfır. Çıktı. Oyun çıktı. Sonunda. Çıktı. Ay, ne oluyor? Ay ne çıktı? Piyango mu? Çıktı. Çıktı. Sonunda. Ay yeter. Ne oluyor burada gece gece? Senin ne işin var burada Necati? Buzdolabı hırsızını yakalamaya geldim Remzi. Uydurma Necati. Yine acıktın, evde yemek yoktu, bize geldin değil mi? Sizin evdeki yemekler çok güzel Remzi. Durduramıyorum kendimi. Bırakın şimdi buzdolabını. Niye bağırıyorsun oğlum gece gece? Çıktı anne çıktı. Tam 10 yıldır beklenen video oyunu. Uzaylı avcısı Profesör 3 çıktı. Oğlum
alt tarafı bir oyun için bu kadar şey yapılır mı çocuğum? Evet, hadi şimdi bana para verin de hemen gidip oyunu indirmeye başlayayım. Para mı? Asla olmaz. Daha geçen hafta yeni oyun aldın. Aa, olmaz ama. Benim bu oyunu oynamam gerek. Evladım, güzel diyorsun da benim de kazandığım parayı evimiz için en doğru şekilde harcamam gerekiyor. Her şeyin bir sırası var. Yapmayın lütfen. Bir evin parasını idare etmekte ne var ki? O parayı bana verseniz evin bütün ihtiyacını karşılarım. Hem de bir sürü oyun için de para ayırabilirim. Küçük çocuktan büyük laflar. Televizyondaki bir kadın çocuklara arada büyük sorumluluklar verin ki kendilerine güvenleri artsın diyordu. E ne yapayım Kadriye? Bütün evin parasını nasıl kullanacak bakalım diye Şakir'e mi verelim? Ay bence şansımızı bir deneyelim. Bittik, bittik. Şakir, oğlum madem parayı en iyi şekilde kullanırım diyorsun, al bakalım şu kredi kartını. Evin bütün harcamalarından sen sorumlusun. Ha, işte bu. Şimdi bir ev nasıl idare edilir görün bakalım. O değil de pastanın kreması az mı olmuş Kadriye? Bakayım. Bak bakayım. Elimden kaydı. Pardon. Nasıl az değil mi kreması? Neyse ben eve gideyim. Hadi bakalım. Yürü. Ağır ol. Dikkat et. Tamam. Yavaş ol. Bu ne ya böyle? Ne var bu? Ne kadar ağır böyle? Yavaş ol. Hoppala. Ne oluyor evin önünde böyle? Yeni birileri mi taşınıyor acaba? Hazır mısın? İtiyorum. Yolla yolla. Yollama. Efendim şuraya da bir imza atarsanız bitti demektir. Tamamdır. Teşekkür ederiz. İyi günler. Süper bir şeymiş bu. Uzaydayım şu anda. Tutacak gibi oluyorum. Tuttum. Uzay kafası bu. Ben nerede uyuyacağım? Kanepem nerede? Şakir, odamda bu meteor maketini buldum. Maket değil o Canan. Gerçek meteor. 51. bölgeden getirttim. Nasıl? Beğendin mi? Tabii ki bayıldım. Hemen gidip inceleyeceğim. Oğlum bunlar ne böyle? Hangi parayla aldın bunları? Senin verdiğin parayla baba, unuttun mu? Evi artık ben idare ediyorum. Bu nasıl idare? Salonda top havuzu var. İçinde de babam uyuyor. Uyumuyorum. Gözümü dinlendiriyorum. Bak baba, sana da bir şey aldım. Tada! Mega diş. V8 motor. 500 beygir. Ayrıca kornasına basınca kükrüyor. Kaplan sesi miydi o? Of of, şimdi de dağın tepesine çıktım. Manzara çok güzel, her şey gerçek gibi. Bu da bildiğim kavun, dağ kavunu. Kafam o benim Necati, çeker misin elini? Hayır, kavun o, çap çap çap. Şakir Bey masa hazır, bu adam da kim? O adam yeni aşçımız baba. İstediğiniz gibi portakallı ördek hazırladım bu akşam. Ben ördeğim, bu da portakal. Ne yaptığımı hiç bilmiyorum. Ay ne iyi geldi. Neyse yeter kafi. Hadi Şakir, yemekten önce gidip ev alışverişi yapalım oğlum. Tamam anne, helikopter çatıda bekliyor. Helikopter mi? Sen niye burnumu elliyorsun Necati? Ayarlara giremiyorum. Burnun orada Remzi. Ayarlara giremiyorum. Buyurun efendim. 2 saat sonra sizi aynı yerden alacağız. Tamam, teşekkürler. Bulaşık deterjanı, sünger, makarna, salça, yumurta, tereyağı, diş macunu. Diş macunu 15 lira. Vay canına. Bu neymiş? Tuvalet kağıdı. 20 lira. Bunlar bu kadar pahalı mıymış normalde? Yok canım, olabilir mi? Kaşar 15 lira, sucuk 25 lira, dondurma 30 lira, bastırma 40 lira, şampuan 50 lira. Her şey çok pahalı. Ay ne bağırıyorsun oğlum, iyi misin? Efendim borcunuz 450 lira. Ne? 450 mi? Çok para demek o. Oo, hem de nasıl? O kadar param kalmadı ki. Şimdi ne yapacağım? Yürü anne, hemen gidiyoruz. Şakir nereye oğlum, ne yapıyorsun? Çok para, her şey çok para. Başım dönüyor, neler oluyor bana? Helikopter. Pilot, çabuk bizi eve götür. Paran var mı evlat? Çok para tutar buradan sizin ev. Çok para.
Sen nesin? Yürü anne, yürü. Çok, her şey çok para. Şey çok para. Daha çok para. Sen çok para. Ben beceremeyeceğim bu işi galiba anne. Tamam oğlum, tamam, sakin ol. Eve gidelim şimdi. Babanla bir konuş bakalım, belki bir akıl verir. Baba! Baba! Ne var oğlum, ne bağırıyorsun? Canavar! Ne canavar oğlum? Benim baban... Canavar! Korkma Şakir, maske bu. Senin aldığın bir sürü ıvır zıvırın arasından çıktı. Baba, neden karanlıkta oturuyorsunuz? Acaba neden? Üç kişiye sorduk ve şu cevapları aldık. Elektrik faturası ödenmediği için. Şakir Paşa faturayı yatırmadığı için. Soruyu tekrar alabilir miyim? Benim yüzümden mi yani? Tabii evladım. Baksana, elektrik yok, su yok, doğalgaz yok. Neyse, şu gaz lambasını buldum. İdare edelim şimdilik. Neyse ki top havuzu var. Baba, ben başaramadım. Evi idare edemedim. Hiçbir şeye yetmedi para. Uzaktan her şey kolay gelmişti halbuki. İşin içine girince ne kadar zor olduğunu gördüm. Şimdi lütfen yardım et bana. Bu işi başarmalıyım. İyi. Madem hatanı anlamışsın, bu da güzel bir şey. Şimdi ne kadar paran kaldı söyle bakalım. 250 lira. Ay sonuna daha 7 gün var. Bu kadar parayla dayanmamız imkansız. İmkansızı severim. Şimdi bu iş için bir strateji geliştirmeliyiz. Ama nasıl? Şunu da ekelim. Şunu da bitelim. Çok güzelmiş bu oyun. Bir dakika. Tabii. Biz de bir oyunmuş gibi düşüneceğiz. Nasıl ki? Şöyle. En başta elimizdeki para ve kalan süreye bakacağız. Sonra da acil ihtiyaçlar için para harcayacağız. Mars'taki kraterleri yakından incelemek için büyük bir teleskoba ihtiyacım var. Para verir misiniz? Mesela buna hayır diyeceksin. Hayır Canan. Bakkaldaki kraterleri yakından incelemek için mikroskoba ihtiyacım var. Bana da para verir misiniz? Bunu dinleme bile. Dinlemiyorum bile. Top oynayan çocuklara bağırmak için megafona ihtiyacım var. Ne diyoruz buna? Hayır dede. Aslan oğlum. Akşama yemek yapacağım. Ayçiçek yağı için para lazım. 10 lira versene. Tamam, bu acil bir şey işte. Buna ver parayı. Al anne, 10 lira. Şimdi de bir yerden para kazanmamız lazım. Ne yapacağız? Gereksiz bir şeyler satacağız. Ben duvara takıldım. Oyun hatası var. Eve aldığım bir sürü gereksiz eşya vardı. Onları satacağız. Böylece içeriye para girecek. Gel vatandaş gel. Meteora gel. Canavar maskesine gel. Gel. Gel vatandaş. Ben de bu yarısı sıkılmış diş macununu satıyorum. Diğer yarısı da sıkılmamış. Çok eğlenmiş. Esprisi de yanında. Şuna bak, ne kadar uçuk bu ne? Kampanya var. Şuna ne biraz alın? Bunun fiyatını öğrenebilir miyim? Bakar mısınız? Biraz geriye. Evi idare edebildik ay sonuna kadar. Oley! Yaşasın! Kazandık! Yuhu! Hiçbir şeyden haberim yok. Sadece zıplamak için zıplıyorum. Yuhu! Aferin oğlum. Sana güvenebileceğimizi biliyordum. Sağ ol anne. Babam olmasaydı yapamazdım ama. Evlat, güzel bir haberim var. 20 lira daha artmış. Tam yeni bir bilgisayar oyunu alacak kadar. Oley! Hemen uzaylı avcısı Profesör 3'ü indireyim o zaman. Zaten kredi kartını aldığında indirmemiş miydin en başta? Baba, o kredi kartı gelince kendimi kaybettim, oyunu falan unutmuşum. biz ne yapacağız şimdi? Çok sıkıldım. Top savaşı! Yaşasın top savaşı! İyi ki bunu satmamışız. Ay durun, atmayın dedim. Bombalama!